Arkadaşlar, El İşi Sevdası kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olup beni destekleyebilirsiniz arkadaşlar. Instagram hesabım El İşi Sevdası 5. Beni bu hesaptan da takip edip desteklerseniz sevinirim. Bugün sizlerle çok güzel bir lif modeli çalışacağız. Tasarım sahibi ip ile tığın hikayesi Instagram hesabı arkadaşımıza ait arkadaşlar. Çok güzel modelleri ve tasarımları var. Sayfasını takip edip desteklemeyi unutmayın. Tekrar ediyorum, ip ile tığın hikayesi Çiğdemce arkadaşımızın eline, emeğine, yüreğine sağlık. Bize bu güzel modeli kazandırdığı için ben çok seviyorum papatyaları. Papatyalı güzel bir lif modeli çalışacağız. Umarım sizler de beğenirsiniz. İplerimiz sarı, beyaz ve yeşil tonlarında. 6 numara 1.4 milim tığ numaram arkadaşlar. Bir de küçük süslemede küçük ve büyük incilerimiz var. Sizler dilediğiniz şekilde inciyle süsleyebilirsiniz. İnci kullanmaya da bilirsiniz. Tercihinize kalmış. Bakın bu şekilde incilerimiz de var. Süslemede kullanacağımız. Şimdi malzemelerimizi tanıttıktan sonra modelimizin yapım aşamasına geçelim. Öncelikle sarı ipliğimizle başlıyoruz arkadaşlar. Tabanımız sarı olacak. 5 zincirimizle 2, 3, 4, 5 ya da 6 zincirimizle başlayalım. Halka oluşturalım. Sizler sihirli halkayla da başlarsınız. Nasıl başlamayı tercih ederseniz. Üçlü fıstığımızı çalışalım orta bölüme. Aralarda 2 zincir. Tekrar yine aynı şekilde halkamızın iç kısmına fıstığımızı çalışıyoruz. Üçlü fıstığımızı çalışıp bakın fıstığımı kapatıyorum. Aralarda 2 zincir. Tekrar halkamın iç kısmına tığımı dolayarak üçlü fıstığımı çalışıyorum. Fıstığımı kapatıp sıkıladım. Bu şekilde halkamızın iç kısmına 6 tane fıstığımızı çalışalım. 6 tane yaptıktan sonra kaydırma tekniğiyle birleştiriyoruz. Fıstığımızın hemen üst bölümüne birinci fıstığımızı kapalı olarak çalışıyoruz arkadaşlar. Birinci fıstığımızı kapalı çalıştık. Fıstığımızın üst bölümüne açık fıstık çalışıyoruz. Alt yuvaya açık fıstığımızı çalışıp iki açık fıstığımızı tek seferde toplayıp aralarda 2 zincir. Hemen bakın yanındaki fıstığın üst bölümüne ara yuvaya da çalışabilirsiniz. Ben fıstıkların üst bölümlerine çalışıyorum arkadaşlar. Birinci fıstığımı kapalı çalışıyorum. Daha sonra üst yuvaya ve alt yuvaya açık fıstık çalışıp iki açık fıstığımı tek seferde topluyorum. Bu sıramızı bu şekilde oluşturacağız. İki açık fıstığımı tek seferde topladım. Aralarda 2 zincir. Sıra başına kadar bu şekilde çalışalım. Evet, bu sıramızı bu şekilde çalıştık arkadaşlar. Şimdi hemen bakın buraya birinci fıstığımızı kapalı çalışıyoruz. Hemen üst yuvaya geçiyoruz. Alt yuvaya geçiyoruz. 3 açık fıstık çalışıp tek seferde toplayacağız. Yani yıldız tekniği çalışıyoruz arkadaşlar. 3 açığımız bakın birinci fıstığımızı kapalı çalıştık. 3 açık fıstık çalışıp tek seferde topladık. Şimdi dilim sonundaki artırma işlemimizi çalışıyoruz. Birinci açık fıstığımız bakın alt yuvaya geçiyoruz. Açık fıstığımızı çalışıyoruz. 2 açık fıstığımızı tek seferde toplayıp dilim sonundaki artırma işlemimizi çalışmış oluyoruz. Bakın bu şekilde birinci de bir fıstık, ikinci de iki fıstık. Bu şekilde dilim sonunda artırma işlemi uyguladık. Bu sıramızda bu şekilde çalışalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir üst sıraya geçiyoruz. Bir üst sıraya birinci fıstığımızı kapalı olarak başlıyoruz. Birinci fıstığımızı kapalı çalıştık. Fıstığımızın hemen üst bölümüne açık fıstığımızı çalışıyoruz. Geçiyoruz alt yuvaya açık fıstığımızı çalışıyoruz. Hemen yan yuvaya geçip açık fıstığımızı çalışıp yıldız tekniği 3 açık fıstığımızı tek seferde toplayacağız. Bakın bu şekilde. 3 açık fıstığımı tek seferde topladım. Devam ediyorum yıldız tekniği ile dilim sonuna kadar çalışacağım. Dilim sonunda artırma işlemi uygulayacağım arkadaşlar. Yine
Yıldız tekniği devam ediyorum. 3 açık fıstığımı çalıştım, bakın. Şimdi dilim sonundaki artırma işlemini çalışacağız. Dilim sonundaki artırma işlemimiz nasıl olacak? Bakın, buraya ve buraya 2 açık fıstık çalışıp tek seferde toplayacağız. Bu bizim dilim sonundaki artırma işlemimiz arkadaşlar. Bakın, 2 açık fıstığımı tek seferde topluyorum. Aralarda 2 zincir çalıştım. Bakın, 1 fıstık, 2 fıstık ve 3 fıstığa bu şekilde ulaştık. İkinci dilimimize geçiyoruz. İkinci dilimimize geçtiğimizde birinci fıstığımızı yine aynı şekilde kapalı çalışıyoruz. Daha sonra yıldız tekniği devam edeceğiz üst kısımların arkadaşlar. 2, 3. 3 açık fıstık çalışıp tek seferde geçeceğiz. 3 açık fıstığımızı tek seferde topluyoruz. Devam ediyoruz dilimizin çalışmaya. Yine aynı şekilde yıldız tekniği. 3 açık fıstık çalışıp tek seferde topluyorum. Bakın, 3 açık fıstığımı tek seferde topladım. Ve dilim sonundaki artırma işlemine geldik. Bakın, 2 fıstığımızı çalıştık. Şimdi artırma işlemimizi çalışıyoruz. 2 açık fıstık çalışıp tek seferde toplayacağız. Bu şekilde tüm dilimlerimizde artırma işlemini uyguluyoruz arkadaşlar. Bakın, birincide 1 fıstık, ikincide 2 fıstık, üçüncü sırada 3 fıstık oluştu. Sıra sonlarında, dilim sonlarında artırma işlemi uyguladık. Bu şekilde arkadaşlar fıstık sayımız 9 olasıya kadar çalışalım. Daha sonra kenar kısmının çalışmasını göstereceğim. Eğer takıldığınız herhangi bir bölüm olursa yuvarlak taban videom var arkadaşlar. Açıklama bölümünde onun linkini vereceğim. Oradan da faydalanarak daha ayrıntılı bir şekilde çalışabilirsiniz. Şimdi yuvarlak taban çalışalım arkadaşlar. 9 fıstık olasıya kadar. Şimdi arkadaşlar bakın, 9 fıstık olasıya kadar çalıştım ben. 2, 4... 6, 8 ve 9. 10. sıramızda da bakın bu çiçeklerimizi çalışacağız. Şimdi küçük bir parça üzerinde gösteriyorum. Evet, tabanımızı 9 sıra yuvarlak çalışmıştık arkadaşlar. 10. sıramızda da bakın bu küçük çiçeklerimizi çalışacağız. Bunun için aralarda 2 zincirimizi kullanmıştık. Birinci fıstığımızı kapalı çalışıyoruz. Kapalı çalıştıktan sonra fıstığımızı yine yıldız tekniğiyle sarı ipliğimizle 3 açık fıstık çalışıp tek seferde toplayacağız. Hemen yan yuvaya geçiyorum. Yan yuvaya da 3 açık fıstığımı çalışıp tek seferde topluyorum. Şimdi yeşil ipliğimizi alacağız arkadaşlar. Yeşil ipliğimizle yeşil ipliğimi sabitledim. Hemen açık fıstığımı çalışıyorum. Birinci açık fıstığımı geçiyorum. Bakın, sarı ipliğimi iç kısımdan yürüteceğim. Hemen geçiyorum alt yuvaya, açık fıstığımı çalışıyorum. Yeşil ipliğimle yan yuvaya geçtim. Yan yuvaya açık fıstığımı çalışıyorum. 3 açık fıstığımı tek seferde topluyorum. Bu şekilde. Daha sonra devam ediyorum. Yine birinci fıstığım açık fıstık arkadaşlar. Yeşil fıstık. Yıldız tekniği devam ediyorum. Yeşilimi bıraktım. Sarı ipliğimi alıp yeşil ipliğimi iç kısımdan yürüteceğim. Bakın, birincim yeşil. Hemen alt yuvaya geçiyorum. Sarı ipliğimle sarı fıstık çalışıyorum. Geçiyorum yan yuvaya. Yan yuvaya sarı ipliğimle fıstığımı çalıştım. Bakın, bir tanesi yeşil, iki tanesi sarı. Tek seferde toplayacağım. Bu şekilde yaprağımızı çalışmış olduk. Birinci yaprağımızı. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. 3 tane sarı çalışacağız. 3 açık fıstık sarı çalışacağız. Yeşil ipliğimizi yine iç kısımdan yürütüyoruz. 2, 3. Geçiyorum yan yuvaya. Yan yuvaya sarı ipliğimle yıldız tekniği çalışıyorum. 3 açık fıstığımı tek seferde topladım.
Bakın aralarda bir sarı fıstığımız var. Şimdi sarı ipliğimizi bırakıyoruz. Yeşil ipliğimizi alıyoruz. Yeşil ipliğimizle tekrar yaprağımızı çalışacağız. 3 tane yeşil fıstık çalışacağız. Açık fıstık olacak. Yıldız tekniği devam ediyoruz yine arkadaşlar. Hemen yan yuvaya geçiyorum. Yan yuvaya açık fıstığımı çalışıyorum. 3 açık fıstığımı tek seferde topladım. Devam ediyorum. Bakın 3 açık fıstığımı tek seferde topladım. Birinci fıstığımı yeşil çalıştım. Yeşil ipliğimi bırakıp sarı ipliğimi alıyorum. Hemen alt yuvaya sarı fıstığımı çalışıyorum. Geçiyorum yan yuvaya, yeşil ipliğimi iç kısımdan yürütüyorum. Yan yuvaya sarı ipliğimle fıstığımı çalışıp bakın bir tanesi yeşil, iki tanesi sarı, 3 açık fıstığımı tek seferde topladım. Yine aynı şekilde bakın bu şekilde yine aynı şekilde çalışalım. Sarıyı çalışayım ben. Yeşili tekrar bir daha göstereceğim arkadaşlar. Yine bir tane sarı çalıştım araya arkadaşlar. Yeşil ipliğimi alıyorum. Sarı ipliğimi bırakıyorum. Yeşil ipliğimle 3 tane açık fıstık çalışıp tek seferde toplayacağım. Bu modelimizi üst bölümüne uyguluyoruz arkadaşlar. 3 hemen geçiyorum. Yan yuvaya sarı ipliğimi iç kısımdan yürütüyorum. 3 açık fıstığımı tek seferde topladım arkadaşlar. Tekrar yine bir fıstığımı yeşil çalışacağım. 2 fıstığım sarı olacak bu bölümde. Bakın bir fıstığımı yeşil çalıştım. Yeşil ipliğimi bıraktım. Sarı ipliğimi alıyorum. Sarı ipliğimle 2 tane daha açık fıstık çalışıp yıldız tekniği 3 açık fıstığımı tek seferde toplayacağım. Bakın bu şekilde yeşil 2 sarı. 3 açık fıstığımı tek seferde topladım. Şimdi dilim sonundaki artırma işlemini gerçekleştiriyoruz. 2, 3. Geçiyorum alt yuvaya. 2 açık fıstığımı tek seferde topladım. Aralarda 2 zincir. Başlangıçtaki noktama birleştiriyorum kaydırma tekniğiyle. Bakın bu dilimimizi bütün çevresine, bu sıraya bütün çevresine uygulayalım. Daha sonra bu beyazımızı çalışmasını göstereceğim arkadaşlar. Bakın 3 tane aralarda birer sarı, 3 tane yaprağımız oluştu bu şekilde. Tüm çevresine çalışalım, bu işlemi uygulayalım. Daha sonra bu beyaz çiçeklerimizi çalışacağız. Şimdi beyaz ipliğimizi alıyoruz. Yaprağımızın bakın bu orta bölümüne sabitliyoruz arkadaşlar. Daha sonra beşli fıstığımızı çalışıyoruz bu bölüme. Sizler çiçeğinizin dolgun oluşuna bağlı olarak üçlü beşli çalışabilirsiniz. 3, 4 ve 5. Beşli fıstığımızı çalıştık. Kapatıyorum fıstığımı. 1, 2, 3. 3 zincir çalışıp hemen arka bölümden bakın bu şekilde arka bölümden zincirimi sabitledim. Tekrar aynı yuvaya beşli fıstığımı çalışıyorum. 2, 3, 4 ve 5. Beşli fıstığımı kapattım yine aynı şekilde. 3 zincir çalışıp hemen arka yuvaya bakın bu şekilde arkadan zincirimi sabitledim. Tekrar yine aynı şekilde beşli fıstığımı çalışıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Kapatıyorum. 3 zincir arka yuvaya bu şekilde sabitledim. Bakın çiçeğimizi bu şekilde oluşturduk arkadaşlar. Bakın bu şekilde kenarlarda bulunan tüm çiçeklerimizi bu şekilde çalışalım. Yeşilleri arkadaşlar tüm çevresine bu işlemi uygulayalım. Daha sonra sapımızı ve papatyamızı çalışacağız. Şimdi papatyamızı çalışalım arkadaşlar. Papatyamız için sarı ipliğimizle 2, 3, 4, 5, 5 zincir ya da 6 zincir elinizin sıkı ya da gevşekliğine bağlı olarak zincirimizi çalışıp halka haline getiriyoruz. 2 ya da 3 zincir çalışıp tığıma doladığım
Tek seferde geçiyorum. Eğer eliniz sıkıysa arkadaşlar normal ikili trabzan çalışabilirsiniz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Tığımı doladım. Tek seferde geçiyorum. Bakın arkadaşlar. 12. Kaydırma tekniğiyle birleştiriyorum. Bu şekilde papatyamızın ortasını oluşturduk. Arkadaşlar şimdi temizliğimi yapayım. Daha sonra beyaz yapraklarımızı çalışacağız. Şimdi papatyamızın ortasını çalışmıştık arkadaşlar. Beyaz ipliğimizi alıp sabitliyoruz. 8 zincir çalışıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi 2 zincir atlayıp 3. zincire üçlü trabzanımızı çalışıyoruz. Bu şekilde 6 tane trabzan yapıyoruz. Eğer eliniz sıkıysa arkadaşlar zincir sayınızı 9, trabzanlarınızı da 7 çalışabilirsiniz. Benim elim çok sıkı olmadığı için bu şekilde 6 tane trabzan yeterli oldu bana. En sonuncuya da çalışıp bakın bu şekilde hemen alt yuvaya sabitliyorum. Tekrar yine aynı şekilde 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane zincirimizi çalışıp 3. zincirimize trabzanımızı yapıyoruz. 6 tane trabzan çalışıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve en sonuncuya da çalıştım. 6 tane arkadaşlar. Hemen bakın. Bu alt yuvaya sabitliyorum. Bu şekilde arkadaşlar 7 yaprak papatyamızı çalışalım. Bakın bu şekilde 7 tane yaprak papatyamızı çalışalım bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde papatyamızı çalışalım arkadaşlar. 7 yapraklı bakın. 2 4 6 7. Hafif bir kıvrılma olabilir. Onu dikerken halledeceğiz. Arkadaşlar trabzan olduğu için bu şekilde oluyor tabii ki. Bakın. Bu papatyamızı oluşturduk. 2, 4, 6, 7. 7 tane bu şekilde papatyamızı çalışalım. Şimdi yaprak çalışmamızı göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde ortadan başlıyoruz. Orta bölüme yeşil ipliğimizi sabitledik. Üçlü fıstığımızı çalışıyoruz. 1, 2, 3. Fıstığımı kapattım. Devam ediyorum. Hemen bakın. Sabitledim. Tekrar aynı şekilde üçlü fıstığımı çalışıyorum. 1, 2, 3. Fıstığımı kapatıyorum. Bakın. İki tane fıstığımız oluşturduktan sonra 10 tane zincir çalışıyoruz. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 zincirimizi hemen yanına sabitledik. 2 zincir çalışıp bakın bu 10 zincirimizin iç kısmına 8 tane trabzanımızı çalışacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Bir zincir çalıştıktan sonra arkadaşlar bir zincir çalıştıktan sonra bakın 8'i trabzanımızı çalıştık. Bakın dörtlü fıstık 1, 2, 3, 4. Dörtlü fıstık olan bölümün tam orta kısmından bakın bu buraya yaprağımıza ekleyeceğiz. Bakın 1, 2. Bu bölüme yaprağımızı sabitledim. Bir zincir çalışıp tekrar yaprağımızın trabzanını sabitledikten sonra yine aynı şekilde zincirimin iç kısmına 8 tane trabzanım çalışıyorum. 1, 2,
3 4 5 6 7 ve 8. 8 trabzanımızı çalıştıktan sonra bakın alt bölümüne bu şekilde sabitledim. Şimdi tekrar zincirime sabitleyip yine 2 tane fıstık çalışacağım. Aynı bu bölümde çalıştığım gibi. 2 fıstığımı çalışıyorum. Üçlü. Hemen yanındaki trabzana, zincirli bölüme sabitliyorum. Tekrar yine aynı şekilde 1 2 3 trabzanımı çalıştım. Bakın bu bölüme sabitledim. 10 zincir çalışıyorum. 2 3 4 5 6 8 9 10. Bu bölüme bakın çevirip bu bölüme sabitledim. 2 zincir çalışıp bu halkamın iç kısmına 8 tane trabzan çalışacağım. Aynı diğer yaprağımdaki gibi arkadaşlar. Bakın trabzanımı çalıştım. 8 tane trabzanım arkadaşlar. 10 zincir çalışmıştım. Bu şekilde. Şimdi hemen yanındaki bakın bu bölümde 2, 4 ve 6. Altılı fıstık olan sıramızın bakın bu taraftan 1 ve 2. Buraya sabitleyeceğim. Bakın bu bölümü. Şöyle göstereyim. 1 ve 2. Bu bölüme sabitleyeceğim yaprağımı. Şimdi yaprağımı o bölüme sabitledim arkadaşlar. Bakın dönüyorum. Bir zincir çalışıp hemen aynı diğer yaprağımdaki trabzanıma sabitledikten sonra yine aynı zincirlerle oluşturduğum yuvanın iç kısmına 8 tane trabzanımı çalışıyorum. 3 4 5 6 7 ve son trabzanımızda çalıştıktan sonra bakın bu şekilde 2 yaprağını da içine alarak sabitliyorum. Hemen yanındaki zincire sabitleyip fıstık yapmaya devam ediyorum. Bakın ta ki buraya kadar fıstıklarıma devam edeceğim sapıma. Bakın yapraklarımız oluştu arkadaşlar bu şekilde. Sizler 8'li 9'lu büyük yaprak isterseniz biraz daha büyütebilirsiniz. Küçük istiyorsanız yine küçültebilirsiniz. Elinizin sıkılığına ya da gevşekliğine bağlı olarak ayarlayabilirsiniz. Buraya kadar fıstıklarımızı sapımız için çalışalım arkadaşlar. Hemen bakın bu bölüme 2 3 üçlü fıstığımı çalıştım, kapattım. Bakın hemen bir üst zincire sabitliyorum. Yine devam ediyorum. 1 2 3 kapattım fıstığımı. Hemen bir üst sıraya sabitliyorum. Bahsettiğim gibi bu bölüme kadar sapımızı çalışalım. Şimdi papatyamı alıyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde 7 tane olduğu için bu yaprağı bu bölüme denk getirerek 3 bu tarafta, 3 bu tarafta. Bu şekilde papatyamı dikiyorum. Biraz uçlarının kıvrık durmasını isterseniz siz bilirsiniz. Hani doğal durması için yapabilirsiniz. Ya da normal dikişlerle papatyalarımızı dikip tutturalım arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Papatyalarımızı bu şekilde dikelim. Bakın ben diktim daha önce. Orta bölümlerine de büyük inci koydum. Bu küçüklere de küçük inciler koydum. Sizler dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. İnci koymak istemezseniz sade bırakabilirsiniz. Ben inci koyarak süsledim. Bu şekilde papatyalarımızı da dikelim arkadaşlar. Papatyamı bu şekilde ben diktim arkadaşlar. Bakın orta kısma da dikeceğim papatyamı. Bu şekilde papatyalarımı diktim. Çok da güzel bir model oluştu. Bakın papatyalarımızı dikelim arkadaşlar. Bu saplarımızı çalıştığımız bölümlere ortaya da dikelim papatyamızı. Evet arkadaşlar, papatyalı lif modelimiz bu şekilde hazır. Tekrar bahsetmek istiyorum. İp ile tığın hikayesi arkadaşımızın tasarımı çok güzel bir tasarım olmuş. Eline emeğine sağlık arkadaşlar. Videoma destek olup abone olmayı unutmayın. İyi günler arkadaşlar.